Hanimiş benim oğlum. Hadi bakalım git anne. Kızım, şey diyeceğim ben. Baban hastaymış. Gidip bir bahem diyorum ben ona bu gece ha? Nesine bakacaksın onun? Bir şey olmaz odamıza. Öyle deme kızım. Ne de olsa kocam. Ya günlerdir kendinde değilmiş. Ya gidip bir çorba yapayım diyorum ha? Sen bilirsin. Sağ olasın kızım. Selamünaleyküm. Buradan geçecekmiş yeni birlikler. Trenle. Demokratlar da garda tören yapacakmış. He ya, ben de duydum. Bandoyla, mızıkayla, her şeyle karşılayacaklarmış askerleri. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Eyvallah. Ya size bir haberim var benim. Bugünleyin akşam benim dükkanın açılışı var. Hayırlısıyla inşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Eyvallah, sağ olun. Bak. Herkes bekliyorum ha, herkes gelecek. Kardeşim baba, sen bir yere açacaksın da biz gelmeyecek. Hep beraber gelirik değil mi kardeşler? İnşallah. İyi, iyi, güzel. Yani sizden bir şey daha isteyeceğim. Benim bir sürü işim var biliyor musun? Çok koşturuyorum yemin ediyorum. Ya ben bu göremediklerime size haber verirseniz acip makbule geçer yemin ediyorum ya. Baş gözüksün. İyi, hadi karı sağlayacak o zaman. Hadi, 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 hadi. Lan oğlum, atı çalmışlar lan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yasin ağa, sana diyeceklerim var. Nedir? Tarlaların yukarı kısmında solgunluk var. Reşit. He. Ben Ceyhan'a gideceğim. Bugün beni götürüp otobüse bindirebilin mi? Sabah gitmeyeceğim diye bas bas bağırıyordun. Deyzem hastaydı ya. Bir gidip onu göreyim diyorum. Aa. Ölümlü dünya. Ya başına bir şey gelirse? Git. Helalleş teyzenle. Değil mi? Ben akşam seni otobüse bırakırım. Sağ ol. En sevdiğim meyve ya. Sizinle görüşmek istediğim bir mesele var hanımım. Peki. Buyur Yasin ağa. Nedir mesele? Tarlaların neredeyse dörtte biri solguna tutmuş. Solgun? Bir nevi hastalık hanımım. Yaban otlar geçen yılki gibi iyi temizlenmemiş. Kozalar açılmamış, renkler kahverengiye dönmüş. Yukarı tarlaları olduğu gibi sarmış. Geriye kalan pamuklar da geçen yıllarki gibi değil. Ucuz, kötü tohum kullanılmış. Kötü tohum mu? Ya kütlü pamuklar? Onlar yağ fabrikasına satılmış. Kim yapmış? Reşit değil mi? Yalancı it. Bunu saklayabileceğini nasıl düşünür? Ben buraya Reşit'i şikayet etmeye gelmedim hanımım. Ama durum bu. Peki. Haber verdiğin için sağ ol Yasin ağa. Sen doğru olanı yaptın. Gülizar. Bana Reşit'i çağır. Gir. Beni çağırtmışsın Halide. Otur lütfen. Yeni mahsuller ne zaman gelecek Selim? Birkaç gün içinde. Âlâ. Mahsuller geldiğinde mutlaka haberim olsun.
Avrupa'ya ucuz ve kaliteli pamuk ihracatı yapabilmemiz için yüksek bir standart temin etmemiz lazım. Bunun için senden çok detaylı bir rapor istiyorum. Nihayetinde üretimin kalitesi doğrudan mahsulün niteliğine bağlı. Dinç Aslan çiftliğinde üretilen pamuk da Çukurova'nın en iyisi. Yine de rapor istiyorum. İşimi şansa bırakamam. Hadi şimdi bana fabrikayı gezdir. Beni emretmişsiniz hanımım. Güvenip de çiftçi başı yaptım seni. Ne kadar üçkağıtçı, yalancı, düzenbaz olduğunu bilmediğimden değil. Yediği kaba tükürmeyecek kadar akıllı sandığımdan. Bir kabahatim olduysa özür diliyorum hanımım. Cin olup adam çarpıyorsun ha? Kütlü pamukları yağ fabrikasına yolla. Yerine ucuz tohum al. Irgatların parasından kesmek için tarlaları başıboş bırak. Sen beni uğrattığın zararın farkında mısın? Benim bir günahım yok hanımım. Takdir-i ilahi. Maalesef her sene aynı ürünü alamıyoruz. Benim bir suçum varsa iki gözüm önüme aksın hanımım. Sus! Konuşuyorsun hala. Çocuk mu var senin karşında? Geçen sene aldığımız mahsulün ancak yarısı demek bu. Üstelik daha düşük kalitede. Seni köpeklere lime lime yedirtmek vardı ama. Serap Hanım, beni bağışlayın. Lütfedin, telafi edeyim. Edeceksin. Hatanı telafi edeceksin Reşit Efendi. Ama nasılını ben söyleyeceğim sana. Bundan böyle çiftçi başı değilsin. Irgatlık yapacaksın tarlalarda. Anlaşıldı mı? Defol git şimdi karşımdan. Defol! Muzaffer Bey'in kardeşi bu. Miras'tan oldu değil mi? Gene fabrikaya ortak oldu. Neriman Hanım giderken tüm fabrikayı buna bırakmış. Peki makineler ne durumda? Açıkçası bazı makineler oldukça eskimiş. Fazla su verildiğinde pamuğun rengini bozuyor. Bu tip eski makinelerde bu sorunu çözemiyoruz. Valfler koyarak su miktarını denetleyemez miyiz? İstersen gerekli değişikliklerin maliyetini açıklayan bir rapor hazırlatabilirim. Makinaları elden geçirmek pahalıya mal olacaksa yenisini alalım o zaman. Sen bu konuda bana bir rapor hazırla. Önümüzü daha rahat görmüş oluruz. Ben zaten Serap Hanım'a sunmak için bir rapor hazırlamıştım. Ama kendisi pek alakadar olmamıştı. Senin bu işlerden anladığın çok belli Halide. Bugünden sonra işlerle daha fazla alakaları olacağım senin. Benden habersiz kuş uçmayacak. Anlaşıldı mı? Anlıyorum. Kemal'in gittiğini biliyor muydun? Biliyordum. Nereden öğrendin? Bunun ne önemi var? Benim için var. Kemal'in gideceğini nasıl öğrendin? Kendisi söyledi. Benimle vedalaşmaya geldi. Gideceğini söyledi. Cevabını aldın işte. Yalan söylüyorsun. Yalan mı söylüyorum? Evet, yalan söylüyorsun. Kemal bana veda etmeden sana gelmiş olamaz. Halide, yeter. Bıktım ben senin bu hakaretlerinden. İster inan, ister inanma. Kocamla aranızda neler geçtiğini öğrenmek istiyorum Serap. Sana niye veda ettiğini bilmek istiyorum. Kemal Kore'ye gidiyor. Artık beni suçlamaktan vazgeç. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.